Abi, arabaya mı geçsek be? Abi kurban olayım ben üşüdüm ya. Ben geçeyim bari. Yürü lan. Abi bu kelepçelerime biraz. İyi böyle iyi. İşim gücüm yok, seninle uğraşıyorum amına koyayım. Abi. Abi camları da kapatsa mıydık ya? Ulan hiçliğin ortasında bir beni bulup anasını satayım zaten. Uğraştığımız şeylere bak. Abi. Abi kurban olayım şu camı kapatalım. Sağ ol abi. Çok sağ ol. Abi bir dal da bana verebilecek misin be? Bir iki fırt istiyorsan vereyim. Abi ona da şükür valla. Ver bakayım. Harman kalmayı bilirim. Zor iş tabi. Abi valla 2 saattir sigara içmiyorum. Başım çatladı sigarasızlıktan. Abi. Biz şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Yardım bulmamız lazım. Abi diyorum ki şu telsizle artık bir şeyle bir daha oynasam mı ya? Ne bileyim. Lan bir belki... senin aklına geldi lan. Çok akıllısın. Denedik herhalde. Çekmiyor ki anasını sattım yerinde. Ne bileyim abi. Polissin sen. Bu arada polislik de güzel meslek be abi. Ne bileyim bir kere böyle düzenli bir gelirim var sonuçta. Yani böyle bizim gibi elini ite köpeğe açman da gerekmiyor. Bir de arkanda koskoca devlet var be abi. Ne bileyim tatillerim var falan. Şu an say say bitiremem. Abi bir dal daha. Oğlum istiyorsan vereyim bir fırt. Olur be abi. Yavaş yavaş lan bitirdin. Yürü hadi. Abi ne oluyor ya? Hadi hadi hadi. Tamam bir dakika. Ne oluyor abi? Öğrenme. Yürüyeceğiz biraz. Tamam böyle. Bittirme abi ya. Hesaplı vereceğim yürü. Bizler kötü insanlar değiliz be abi. Şimdi ben böyle konuşacağım. Sen de diyeceksin ki tamam kardeşim biz bunları gördük film falan diyeceksin ama
Gerçek vardı bunlar. Bizde ana yok, baba yok. E okumamışız da, cahillik işte. Bir de ben evliyim abi, biliyor musun? İşte böyle kirayı ödeyemiyoruz. Ne bileyim, belki 3 ay, 4 aydır kira borcum var, onu ödeyeceğim de. Benden bekliyor. Ha bir de ellerinden öper inşallah. Bir tane çocuğum olacak. Eşim abine. Ne yapalım be abi? Biz de yaptık bir hata yani. Yoksa ben kim? Kuyumcu soymak kim be abi? Adını düşündünüz mü? Neyin adı? Çocuğun lan. Ha. Yok be abi. Daha onu düşünmeye fırsat bile olmadı ki. Kiraları düşün, onu düşün, bunu düşün. Çocuğun ismini mi düşüneceksin abi? Senin ismin ne abi? Hakan. Hakan abi, o zaman sana söz, erkek olursa çocuğumun adını Hakan koyacağım. Siktir lan. Vallahi be abi, niye öyle diyorsun? Çekmiyor mu hala? Çekmiyor, hala çekmiyor. Abi, kelepçeleri öne aldığında ne iyi ettin be. Vallahi böyle arkada tut sıkıntı oluyordu. Oh. İyi ısındık ha. Vallahi öyle abi. Şey gibi şu an, sanki evde soba yakmışız da. Hani eskiden yıkardık evlerimizde. Onun yanında ısınıyor gibiyiz vallahi. Bak bir de şöyle kestanemiz olacaktı. İnce ince böyle abi. Sıyrıkları açacaktık, koyacaktık sobanın üstüne. Soba gibisi yok be abi ya. Tadı farklı yani onun. Keyifliydi tabi. Abi sürekli aynı şeyi soruyorum ama biz şimdi ne yapacağız? Bak şu ileride ışıklar gözüküyor. Herhalde bir köy gibi bir şey var orada. Oraya gidelim, bir yardım falan bakalım işteyse. Ondan sonra yarın da seni karakola teslim ederim işte. Abi bir daha sigara mı içsek ya? Varsa. Vallahi mı? Al işte lan. Bekle. Abi be. Senden bir şey rica etsem çok bir şey istemiş olurum. Ne söyle bakayım. Abi diyorum ki bizim eve mi gitsek acaba? Saat çok geç oldu. Şimdi hanım bir güzel yemek yapmıştır. Hem dinleniriz. Sıcaktır şimdi orası. Oğlum o kadar da olmaz lan. Üstlerime ne hesaplayacağım ben sonra? Yani kanunları da çiğnemeyelim. Tamam da abi. Şimdi hatun beni merak etmiştir. Lan hemen seni mahkemeye çıkaracaklar, sonra zaten direkt savcılığa sevk edileceksin, o arada görürsün işte. Ya abi haklısın, haklısın da ne bileyim, hatun benden duysun bunu ya. Ya bir daha beni ne zaman görecek şimdi, sen mahkeme diyorsun, o arada haberi yok şimdi, merak eder. Of. Ya oğlum onu bunu bırak da, senin gibi bir adam nasıl bulaşır lan böyle işlere? Nasıl yani abi? Lan belli işte, saf bir adamsın yani. Kalbin pırıl pırıl. Ne gerek vardı bu tarz şeylere? Valla abi zaten ne geliyorsa bizim gibi saf, senin dediğin gibi işte temiz pırıl pırıl insanların başına geliyor. Böyle kötü insanlar biliyor musun abi? Onlar böyle bir şeyleri gizlemeyi çok iyi yapıyorlar. İşte ne geliyorsa biz garibanların başına geliyor. Ben nasıl bir şeyleri saklayayım ki abi? Of. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Biz dünyaya izlemeye gelmişiz. Sanki zenginler kendi haklarıyla mı zengin oluyorlar? Burada yaşam belirtisi yok lan. Vallahi ne bileyim abi. Yine ne olur ne olmaz, ben senin şu elleri çözeyim. Vallahi mı? Dikkat çekmeyelim. Bak yanlış bir şey yapayım deme, canımı sıkma benim. Yok abi, sanki kaçacağım var. İyi hadi yürü.
Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Ben polisim de ya dayı, öyle bizim mi? Yolda araba bozuldu. Burada bir tamirci, işte arabadan anlayan birisi çıkar mı acaba? Ben ne güne duruyorum komiserim. Sen anlıyor musun ya? Tabii ya. Bir yardımcı oluver bana o zaman. Yolda kaldık. Olur olur olur, gelin. Gelin abi. Hadi gidelim şuraya kadar. Gelin. Demek polissin ha? Ben de Bursa İshah Bey'de askerliğimi jandarma olarak yaptıydım. Ya işte o zamanlar böyle bir hain bir girişim olduydu. Bizim böyle komutanlardan birkaçını içeri tıktılardı. Size de oldu muydu öyle durumları ya? Ha? Yok, bizde olmaz öyle şeyler. Ya var ya, bu komutanın yüzünden belliydi ya bunu Meret'in ya. Bunların var ya böyle bir girişim yapacağı yüzünden belliydi ya. Bunları var ya tutup sikinden asacağım bu vatan hainlerini ya. Bunlar kim ya? Siz kimsiniz ya? Deme komiserim ya, kim bunlar ya? Bunlara var ya gününü ödeteceksin ya. Gününü göstereceksin ya, sinirden konuşamıyorum artık ya. Ne iştir arkadaş, anlamadım ki ya. Bu arkadaş ne ki? Onu boş ver şimdi sen. Sen anlıyorsun değil mi bu araba işlerinden filan? Tabii komiserim ya. Benim mesleğim zaten servis şoförlüğüydü. Şu arka tarafta kalan fabrikalar var. Ben işte oraya işçileri taşıyordum. Ama işte baba mesleği ne yaparsın, yapıyorduk bir şekilde. Anasını satayım, bana da bir tane servis verdiler. Sanayiden çıkamıyoruz. Ama işte böyle böyle öğrendim ustalardan işin az buçuk nasıl yapıldığını falan. Ya biz böyle bayağı yürüyoruz ya, bu nerede sizin bu yer dediğiniz yer? Daha var yolumuz. Senin araba yok muydu ya? Yok. Mazotun litresi anasını satayım 22 lira kaçtı la. Daha dün 14 lira olmuştu. Ondan dolayı bıraktım arabayı. Sonra artık yayan başladık. Ne yapayım komutanım? Pardon komiserimdi ya, kusura bakmayın. Sorun değil. Ama yine devletimiz sağ olsun yani. Biz onun her zaman için yanındayız yani. Vatanımız, milletimiz gerekirse canımızı veririz yani. O şekilde giderik. Herhalde ileride. Ya bir çalıştır bakayım hele. Şunu ne? Çalıştır. Bas bas. Oha çalıştı lan. Eline sağlık be, yaşa. Oldu oldu. Sorun neymiş? Ya şimdi bu motora bağlı ince bir kayış var. Kayış ne ya? Ya işte bizim boru senin anlayacağın. Ha boru. O boru, o ince boru motora bağlanı veriyor. Çıkmış o. Ben onu tutturdum. Sorun basit. Emmi uzmanlık gerektiriyor tabii. Ya sen bunu bir servise falan yine götürüver. Ama yine borunun çıkmaması lazım tabii de. Sen yine buna baktırıver. Ya bugünlük bizi götürsün de onu sonra hallederim ben. Ya bu tür modellerde genelde bu sorular rastlanıyor mu? Sen takma kafanı o kadar. Ama mutlaka ihmal etme yani. Bakıversin ona. Bak, ona bakmak lazım. Burada soğukmuş ha. Ya bizim gerçi oralar da soğuk mi? Oralarda evler falan herhalde rüzgara kesiyor. Öyledir herhalde. Eline sağlık usta, seni de yorduk. Yok canım, ne demek. Şimdi burada dursak üşüteceğiz tabi. Ben kaçayım o zaman. Borcumuz nedir usta? Ya vallahi aşkına komiserim ya. Ya siz bizim gece gündüz vatanımıza, milletimize hizmet ediyorsunuz ya. Bir de sizden para mı alacağız Allah aşkına ya? Görmemiş olayım, duymamış olayım komiserim ya. Komiserim hayır ya vallahi. Tamam alayım. O zaman. Hadi kas alacaklar. Size Allah'a emanet olun. Selametle alın.
çakalına bak. Alkan abi kapat. Ya halledeceğim ben, geç. Adama bak ya. 100 lira aldı. Aç sen kendi. Allah'ım çakalına bak ya. Ulan adam arabayı bile çalıştırmadı mazot parasını ödeyemem diye. Çakal yürüttü bizi buraya kadar, bir de 100 lira alıyor benden. Nasıl kuruldum adama ya. Saat kaç lan? Oo, saat 3 olmuş ha. Abi be. Hah? Bak saat 3 olmuş diyorsun. Vallahi benim bayağı uykum geldi. Hadi be abi. Ne hadi gidelim lan? Belki hanım bekliyordur beni. Bak sıcak bir çorba içeriz, dinleniriz. Hem sıcaktır vallahi, dışarıda durduk dondum ya. Hadi be abim. Bak bunu bir kişiye anlatırsan çok fena bozuşuruz ha. Abi deli misin sen ya? Hadi gidiyor muyuz? Gidelim madem, ne yapacağız? Aslansın ya, aslansın sen be abi. Neredeydin bu saate kadar? Abi. Cevap versene. Hatun bir dur da girelim hadi. İçeride konuşuruz. Cevap ver bana. Hadi abi girelim. Hayırlı geceler yenge. Sana adın neydi? Cenk'e hiç bahsetmedi senden. Ben... Abi benim eski bir arkadaşım. Yani abim sayılır. Mahalleden. İşte ne zamandır görüşmüyorduk. Bir hasret giderelim dedik. Bir şeyler içtik. Ya yenge sana da mahcup olduk ya. Eline sağlık. O kadar uğraşmışsın. Olur mu öyle şey? Afiyet olsun. Estağfurullah abi. Kendi evin gibi. Hatun bu arada biz sabah dışarı çıkacağız. Nereye? Bir uğurla yapalım diyoruz ya. Ne zamandır yapmadık değil mi abi? Bir uğurla. Uğurla. Aynen. İyi iyi. Gezin. Gidelim yavaşsın. Gidelim abi. Evet alışmayacağım oğlum. Abi yapamam ben şimdi ya. İşte mektup yazdım, bıraktım yani okusun. Zaten bir daha görüşmeyeceğiz mi? Sen öyle demiştin mahkemeden önce. Hadi o zaman. Bu evden böyle çıkmak çok koyuyor be abi. Koymaz mı lan? Abi çorba muhabbet de yalan oldu ya, kusura bakma. Ya of, geceden beri başımıza gelmeyen kalmadı lan zaten. Bir kestirmeden gelelim dedik. Başımızı açtığımız işlere bak. Vallahi ya. Hazır mısın sen? Bilmiyorum be abi.
Vakit geldi. Hadi artık. Komiser. Hoş geldin oğlum. Sessiz sakin götürün arkadaşım. Kelepçe? Mesuliyet bende. Sorun yok. Emredersiniz. Tamam.